Evet, en azından gün doğma belirtisi göstermiş metal. Bu ne oğlum? Zifiri karanlıkta uyanmadık bugün. Buna da şükür. Normalde çünkü kapkaranlık, sanki gece uyuyorum, gece uyanıyormuşum gibi sabah köründe kalkıyor. Şu anda saat 7. Günlerdir tam 5'te kalkıyor. Uyutmaya çalışıyoruz. Bazen uyuyor, bazen uyumuyor ama. Evet, ışığımızı yakalım. Burası bayağı bir karanlık çünkü. Baksanıza saçları nasıl terlemiş. Çünkü yatakta bayağı bir emdi. Annem, bu ayakları yesinler mi? He? Yesinler mi bu ayaklar anneciğim? Günaydın bebeğim benim. Normalde altını içeri getirdikten sonra alıyordum fakat acayip derecede doldurduğu için yatakta temizledik. Şimdi üstünü değiştireceğim. Oh, aşkım benim aşkım. Üstünü değiştirelim. Baba uyanınca kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da bıcı bıcı yapalım. Şu kısa saçlardan çektiğim nedir ya? Tamam, saçlarım çıktı. Şuramda baya bir kellik vardı. Onlar düzeldi. Urban Care'in o sprey sayesinde. Ama bunlar ne ya? Bunlar ne zaman uzayacak? Cildim de bu aralar çok bozuldu. Hem regl olacağım hem de inanılmaz cipsiye, çekirdeğe düştüm. Biraz da açıkçası cilt bakımını aksattım. O yüzden normalde gerçekten düzenli beslendiğimde ve cilt bakımını çok güzel bir şekilde yaptığımda cildim gerçekten çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel oluyor yani. Şunu yaptığına bakar mısınız? Ne yapıyorsun? Öyle işte, şimdi metan üstünü değiştirip onunla oyun pastasına geçeceğim. Üstümüzü değiştirelim oğlum. Ondan sonra istediğin gibi oynarsın, tamam mı? Evet. Evet. Bu da sana büyük mü geldi yahu? Oyun oynayacağız ama bak. Kıyafetlerine giy, oyun oynayacağız, tamam mı? Atalım mı içine oğlum? Hadi sen de at şimdi. 1, 2, 3. Oley! Atıyorum. Atamadım. 1, 2. Yine atamadım. Alkış. 1, 2, 3. Çek, 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 çek. Hadi sen de at anneciğim şimdi. Evet. Evet. Oley. Şu oyunu dün Mustafa Bim'den aldı. Bim'den mi şaptan, şu an hatırlayamadım. Bim galiba. Böyle halka geçirme oyunu. Biz çok sevdik. Dün biraz Mustafa ile de oynadık, hatta yarış yaptık onunla. Artı 18 ay diyor. Meta'nın da bayağı bir ilgisini çekti. Yani yakın zamanda tabii ilgisi dağılacaktır büyük ihtimalle. Çok fazla dikkat süresi uzun değil maalesef. Ama şimdilik güzel oynuyor. Bir süre sonra zaten unutması için kaldırıp sonra tekrar çıkarırız. Ama şu an güzel oynuyor. Ve şu oyuncağın kesinlikle yüzüne bile bakmıyordu. Yani şu son 15 gündür diyeyim, evet 15 gündür o kadar çok ilgileniyor ki bununla. Özellikle şu daireleri sürekli geçiriyor. Şu kareleri, üçgeni falan geçiremiyor da bu daireyi sürekli geçirebiliyor yani. Evet. Yapabilirsin oğlum. Tebrik ederim seni. Tebrik ederim. Aferin sana. Şöyle bir şey var. Metan mesela. Yani
Eğer babası yoksa yanımızda kesinlikle kendi başına oynamıyor. Sürekli benim başında durmam gerekiyor. Yani benimle oynaması gerekiyor. Yerde oturmam gerekiyor. Koltuğa oturduğum an dikkatini mesela çekersem eğer hemen yanıma geliyor. Şu an mesela oyuncakla ilgileniyor ama yaklaşık bir dakika sonra falan yanıma gelir. Ama babası varken o diğer koltukta otursun, ben burada oturayım. Yani kendi kendine oynuyor. Gerçekten çok ilginç yani. Ama ben varken sadece oynamıyor. Sadece beni istiyor. Bu oyuncaklar niye böyle hep aynı renk yapıyorlar ya? İnsan siniri bozuluyor. Şurada bir sepet oyuncak var. Hepsi neredeyse aynı renk. Bakın çok oynadı. 3 dakika. Şu an saat 8. Yani bir saat oyaladım ama şu anda ağlamaya başladı. O yüzden biraz kitap okuyalım şimdi. Şu Piku'yu seviyor. Onun arkasındaki şu balık Noni'yi de yeni aldım. Aynı seriden. Hangisine dokunursan onu okuyacağız. Bunu mu okuyalım? Bunu mu okuyalım? Piku'yu. Tamam. Penguin, Piku ve abisi birlikte çok güzel vakit geçirirdi. Ama abisi okula gidince Piku'nun canı çok sıkılıyordu. Ona bir çözüm bulmalıyım diyerek dışarı çıktı. Oflaya puflaya gezinirken fok balığı Fufu'yu gördü birden. Fufu buz tepesinden hop kayıp geldi. Kocaman gözlerini salladı. Neşeyle geziniyordu. Derken resimli kitabına bakan Mors Morgi'yi gördü. Biz yokken neler yaptın? Çok mu sıkıldın dedi. Piku kıkır kıkır güldü. Can sıkıntısı mutluluğa dönüştü sonunda. Bitti. Beğendin mi? Bir. Mini mini bir kuş dolmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Ötsün diye. Hayır. Düşersin. Yani Metan, seni eğlendirmek için bütün tuşlara bastım yani. Kitap okudum, oyun oynadım. Yapmadım, bir şey kalmadı. İşte. Durmadığı için babayı uyandırmak zorunda kaldık. Metan, oğlum sen ne yapıyorsun burada? Günaydın. Sen ne yapıyorsun burada ya? Aferin. Evet, Metehan'la babası da ekmek almaya gidiyor. Evet. Ben kahvaltıyı hazırlarken onlar da ekmek alacak. Bay bay. Hadi bay bay yapalım. Bay bay.
kahvaltımız hazır. Şimdi bir muhlama yapacağım. Normalde biraz sıvı yağda kavurup üzerine tereyağı ekliyordum. Fakat metana da vereceğim için zeytinyağında kavuracağım. Yine üzerine tereyağı ekleyeceğim. Su, tuz ve peynir koyacağım. Hava bugün inanılmaz güzel, güneşli. Zaten burada yani öyle bir aman aman kış olmuyor ama sanki sonbahar ve yaz oluyormuş gibi sadece. Bir yerden sanki sarma kokusu geliyor ya. Gerçekten sarma kokuyor. Metan. Metan. Şşt. Görmüyor beni. Evet, suyunu koydum. Biraz tuz, kaşar peynir ve muhlamamız hazır. Sen ekmek almaya mı gittin oğlum? Sen ekmek mi aldın? Ama oralara çıkmak olmaz. Oralar pislenmiş olabilir. Evet anneciğim, oralar pislenmiş olabilir. Babana söyle, montunu çıkarsın senin. Sen ya bırakacaksın, çocuğu şey yapacağız. Efendim ilk ay. Bu ara yeri... Dur, dur oğlum. Merak etme. Et tırnaktan ayrılmaz. Bir şey olmaz. Biraz sinirlerimiz bozuldu. Dışarıdan bir kız aldık. Öyle biraz bize yine şey yapsın, gelsin biraz sinirlerimizi bozsun. Allah'ım sen en iyisin. Sanki hiçbir şey sinirlenmiyormuşsun. Sonra mutlu sana bağlanır belki. İçinden geçir ama bak böyle. Hadi içinden geçir eve. Aa, olmadı ya. Çıkart oğlum. Çıkart bir daha kız. Çıkartamadın mı? Evet. Hadi bıcı bıcı yapalım. Atalım. Hadi bıcı bıcı vakti. Sanki anladın da geliyorsun. Bıcı bıcımızı yaptık. Şimdi giyinelim. Şimdi Meta'nın öğlen yemesi için yulaflı bir şey hazırlayacağım burada. Yemeği çok seviyor kendisi de. Biraz yoğurt koydum. Yulafı pişirdim. İçme suyunu da birazcık. Onu koyuyorum. 3 tane bisküvi var. Organik gurmemden almıştım bunları. 1 tane yarım muz. Armut. Biraz da ceviz katıp bunları blenderdan çekeceğim. Bunu da öğlen atıştırmalı olarak yiyecek. Şöyle bir kıvamı oluyor. Hafif bir türlü bırakıyorum. Zaten metanik gıdaya geçtiğinden beri hiç tamamen krema kıvamında hiçbir şey vermedim. Hep pütürlü verdim. Zaten ek gıdayla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Bu şekilde. Çok seviyor. Bunun üzerine biraz da çilek dilimleyeceğim. Çok lezzetli oluyor gerçekten.
Şimdi Metoş'umu uyutmuşken kendimize bir kahve yapacağız. Mustafa Salep istedi. Hiç sevmem. Tarçın sevmediğim için. Ben kendime kahve yapacağım. Mustafa'ya da salep yapacağım. Yapılışı nasılmış bunun, ona bakalım. İyice çarpıladığınız salepin içeceğiniz kadarını bir kaba boşaltın. Kısık ateşte ısıtın diyor. Bu kadar. Lekelere şu üründen sıktım ama bence abartıldığı kadar güzel değil. Yani çıkarıyor ama yani çok da inatçı lekeler çıkardığını söyleyemem. Yani 4-5 günlük bir leke mesela çok fazla iyi çıkarmıyor. Allah'tan şu anda Meta'nın kıyafetlerinde çok fazla leke yoktu. Ama daha önce de denedim, zaten sonundayım. Sprey de bozulmuş, dökerek çıkarmaya çalıştım. Yani çok da wow değil, ya da bana sahtesini gönderdiler bilmiyorum. Çiçek sepetinden almıştım. Bunun çok da uygun bir fiyattı. Yani sahte de yani sahteye de çok benzemiyor ama bilemedim yani. Çok wow değil. Bu arada ben de bugün vlog çekiyordum. He. Biraz YouTube'umda aktif olayım dedim. Ay, o kadar güzel ki ışığın, şu an anlatamam sana. Merve, seni bir de tek çekeyim orada. Işık çok güzel geliyor. Meta'nın zaten babası da uyutmuştu saat 12 gibi. Biz de biraz dışarıda kızlarla kahve içtik. Şimdi eve geldim. Şu anda saat 4. Meta'nın uyanmış. Babası onunla birlikte parka çıktı. Şurada parkta sallıyor babası. Ben de şimdi yemek yapacağım ama ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Bir yeşil mercimek yapacağım erişteyle. Onun dışında başka ne yapabilirim? Aklıma gelmiyor. Gerçekten yemek yapmaktan nefret ediyorum artık. Çünkü hiçbir şey bulamıyorum. Belki tarhana çorbası yapabilirim. Metan da bu aralar birazcık hastaydı.
Evet, tarhana yapabilirim. Bakıyorum, bakıyorum. Sadece bakıyorum yani. Tarhana, mercimek yemeği, başka böyle pilavımsı bir şey yapsam, ne yapsam? Basmati, evet. Biraz basmati pilavı yapabilirim. Aynen. Menüyü bulduk. Ama önce bir üzerimi değiştireyim. Bu arada Metan uyuduğu için odasına giremedim. Süveteri giydim. Yıkamadan. Aslında böyle gömlekle de çok güzel duruyor ama çıt sesine uyandığı için dışarıda çamaşırlıkta bu vardı. Bu body'yi giydim. Böyle de bence güzel oldu. Hoşuma gitti yani. Bendeki medium beden. Baksanıza ne kadar kaliteli gözüküyor. Ve çok ucuza aldım yani. 200 lira gibi bir şeydi. Dışarıdan gelirken kargolarımız gelmiş. Onları da aldım. Hemen size kısaca göstereyim. Bu English Home'un bu kokusunu çok seviyorum. Bu normal çubuklu olanlardan. Gerçekten çok güzel kokuyor. Çok böyle hafif pudramsı bir kokusu var. Meta'nın sürekli zaten June markasından zıbın alıyorum. Yine ikili kısa kollu zıbın aldım. Ve son olarak da şu Çocuk Akademi'nin 3 yaş dikkat setini aldım. Daha öncesinde 2 yaş dikkat seti ve etkinlik seti almıştım. 3 yaşında etkinlik seti vardı. Dikkat seti de indirimdeyken bunu da tamamlamış oldum. 4-5 yaş da var fakat onları şu anda almayı düşünmüyorum. Şimdilik 2 ve 3 yaş yeterli bence. Onları da artık zamanı gelince bakarız. O zamana kadar neler çıkar bilemiyorum. Bir de şunları unutmuşum. Beerus markasının eyeliner'ını aldım. Bir tane kaş maskarası aldım ve kahverengi bir rimel aldım. Bir de şöyle tokalara ihtiyacım vardı. Şöyle birleşim yeri olmayan tokaları çok seviyorum. Bir de toka aldım. Sadece soğan soydum. Doğrasam kim bilir ne olacaktı. Ah, çok yandım. Böyle birazcık biber salatası katacağım. Böyle bir tık fazla da domates salçası. Eskiden yeşil mercimekleri bir kere kaynatıyordum açıkçası yemeğe katmadan önce. Kaynatıp pişirince böyle çok dağılıyor. O yüzden artık bir şekilde yıkayıp direkt koyuyorum. Suyunu kattım. Biraz da içerisine sarımsak koyacağım. Bütün yemekleri koymaya çalışıyorum. Hem lezzetli oluyor hem zaten sağlıklı. Şöyle biraz sarımsak. Şimdi basmati pilav yapacağım. 2 su bardağı ılık su. Bunu demleme usulü yapıyorum. O şekilde daha güzel oluyor. Zaten basmati pirinç çok narin bir pirinç olduğu için kırılmaması için böyle demleme yoluyla daha güzel oluyor tadı. 1 su bardağı basmati. Ve turşum da yiyeceği için böyle çok az tuz katıyorum. Şöyle bir karıştırıp bunu pişmeye bırakıyorum. Başından çok ayrılmamanız gerekiyor çünkü çok çabuk taşıyor. Bu biraz yavan bir pirinç. Yani tadı çok fazla yok. Ama diğer pirince göre şeker oranı daha az diyebiliyorum. Nişasta oranı. Kadınları idare etmek zor zamanlar. Biz yine böyle sıkıntılara razıyız. Şu anda saat 6. Bu zamana kadar idare ettik. Evin dağınıklığına bakmayın. Birazdan Metoş'u uyutunca toplayacağız. Bir 20 dakika çizgi film molası. Çünkü yani izletmiyorum demeyeceğim. İzletiyorum açıkçası. Akşama kadar idare ettik. Şimdi bir 20 dakika izleyecek. Hep anneyi. Thank you.
Gitti. Mami. Seni çekiyor şu an. Genelde her gün güneş kremi sürmüyorum açıkçası, evden çıkmadığım günlerde. Dışarı çıkıyorsam da mutlaka tabii ki güneş kremi sürüyorum. Akşamları da mutlaka şöyle yağ bazlı bir temizleyiciyle cildimi temizliyorum. Bu Sana markasının bir temizleme yağı. Şöyle elime 3-4 pompa alıyorum. Tabii gözlerinizin içine çok getirmemeniz gerekiyor. Yani ilk önce şöyle bir yağ bazlı temizleyiciyle makyajımı çıkarıp sonrasında temizliği yaptığım zaman gerçekten yanmış hissediyorum. Ama dediğim gibi yüzüme her gün yağ sürmeyi sevmem açıkçası. O yüzden de sadece güneş kremi sürdüğüm günlerde bunu kullanıyorum. Şimdi de yüzümü yıkayacağım. Yüzümü yıkadıktan sonra La Roche-Posay'nin şu Effaclar yüz temizleme jeliyle 2 pompa aldım. Bununla da yine şöyle bir temizleyeceğim. Normalde zaten ben makyaj yapmıyorum. Yapmayı sevmiyorum. O yüzden bu cilt bakımını her gün yapmıyorum açıkçası. Benim her gün yaptığım şeyler sadece şu Puris markasının Arbutin ve Hyaluronik asitlerini kullanıyorum ve bunun C vitamini, bir de nemlendirici ve göz kremi. Bu her gün uyguladığım şeyler, ama bu cilt temizliği vesaire haftada açıkçası 2-3 kere yaptığım şeyler. Yoğun makyaj yaptığım günlerde genelde yapıyorum. Onun dışında yani çok da fazla böyle sürekli cildimle oynamıyorum. Puris markasının bu serumunu kullanacağım. Sabahları da aksatmadan kullanmaya çalışıyorum. Bu da çok çok güzel. Serumdan önce şu Shiwick markasının glikolik asit, niasinamid ve ginseng içeren bir toniğini kullanacağım. Bu haftada 2 gün akşamları kullanılması öneriliyor ve gündüz mutlaka güneş kremi kullanılması öneriliyor. Bu aralar cildim sivilceye çok yatkın olduğu için bunu kullanacağım. Bir 3 gün önce de kullanmıştım. Şöyle biraz dökeyim. Şöyle hafif hafif toniğimi sürdüm. Bir 5 dakika bekleyeceğim. 5 dakika bekledim. Cildimi tamamen emdi. Bu serumdan kullanacağım şimdi. Siz serumu yüzünüze direkt böyle sürenlerden misiniz? Yoksa elinize bu şekilde damlatıp sürenlerden misiniz? Ben böyle elime damlatıyorum. Bu hamileliğimden beri kullandığım bir nemlendirici. Şöyle bir yapısı var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yani o kadar memnunum ki şu an bitiyor. Yani hiçbir şeyin bitmesine bu kadar üzülmem herhalde. Aslında pahalı değil ama yani bitmesin istiyorum. Bu böyle cildiniz yağlıysa da seversiniz. Kuruysa da bence seversiniz. Cildinize sürüyorsunuz. Aradan bir 2-3 dakika geçtikten sonra cildiniz hiç krem sürülmemiş gibi. Hiç böyle yapış yapışlık yok, böyle bir ıslaklık yok, parlama yok. Tamamen cilt emiyor. Yani hiç sürmemiş gibi oluyorsunuz, fakat içten de böyle bir cildinizi yumuşak ve nemli hissediyorsunuz. Ama cildinizin böyle yani dokunduğunuzda tamamen pürüzsüz ve böyle kayıp gidiyor yani. Hiçbir şey sürmemiş gibi. O yüzden bunu çok çok seviyorum. Aslında nemlendiriciden önce genelde gözaltı kremimi sürüyordum. Unuttum şu anda. Sıkıntı yok. Son olarak da gözaltı kremi olarak da Kiehl's'ın gözaltı kremini kullanıyorum. Benim zaten bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere gözaltı morluklarım var. Yani morluklara yapacak hiçbir şey yok. Bayağı bir göz kremi araştırdım, aldım, kullandım, fakat hiçbir fayda etmiyor. Çünkü genetik, yani yorgunluğa bağlı falan değil. O yüzden sadece amacım artık nemlendirmek.
ve kırışmayı önlemek. O yüzden de saldım artık göz altlarımı. Onlarla barıştım. Eskiden çok fazla takardım ama şu anda çok fazla takmıyorum açıkçası. Evet, başka süreceğim bir şey kalmadı. Yatmadan önce şu Yves Rocher'in Evidence vücut losyonunu kullanacağım. Bunu şu anda kullanmayacağım. Çünkü biraz böyle yapış yapış bir his bırakıyor. İstemiyorum. Ve yatmadan önce de şu Urban Care'in Biotin saç toniğini kullanacağım. Yani şuralarımda gerçekten ciddi anlamda kellikler vardı. Bunun sayesinde yani saçımın çıktığını düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Saçım çıktı ama bir türlü uzamıyor. Bunlar böyle anten gibi buralarda kaldı. Benim cilt bakımım bu şekildeydi. Kasım ayı alışveriş videomda göstermiştim size. Daha önce Ayfer Tunç hiç okumamıştım. Şimdi ilk olarak bu Azize Bey hadisesini bitirdim. Bu tek bir kitap. Onun dışında şu üçlemeyi almıştım. Yeşil Peri Gecesi, Kapak Kızı ve Osman. Kapak Kızı'nı da bitirdim 2 gün önce. Metan biraz yıpratmış buraları maalesef. Şimdi Yeşil Peri Gecesi'ne geçtim. Kapak Kızı'nı beğendim. Gayet güzel, akıcıydı yani. Hızlı bitti. Şimdi Yeşil Peri Gecesi'nden biraz okuyacağım. Bu arada eşiniz kitap okumuyorsa, kitap okumasını istiyorsanız bunu tavsiye ederim. Bunu ben yaklaşık 2021 yılında okumuştum, yeni evlendiğim zamanlarda. Şimdi de bayağı da altı çizili. Şimdi de eşime okutuyorum. Hatta bayağı bir okumuş sanırım şuralarda bir yerde. Genelde biz akşamları Meta'nı uyuttuktan sonra dizi film izlemeden önce bir yarım saat kadar böyle kitap okuma zamanı ayırıyoruz kendimize. Ben genelde ayırıyorum. Eşim isterse okuyor, isterse telefonla ilgileniyor. Çok da zorlamak istemiyorum açıkçası. Bu şekilde şimdi biraz kitap okuyacağım. Ama bu kitabı mutlaka tavsiye ederim. Her evli çiftin bence okuması gerekiyor. Evet, çok heyecanlıyım. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Neden? Çünkü Walking Dead'in son sezon son bölümünü izleyeceğiz. İnşallah tahmin ettiğim gibidir, yani güzeldir. Spoiler geliyordur. Hiç bir yerden spoiler almadım ben. Hiç izle bakmadım. Zaten bakmam da izlediğim dizilerle ilgili. Son bölüm, final bölümü. Devam olmadı söyleniyor. İnşallah vardır. Üzülüyorum nedense. Bir tık üzülüyorum. Bilmiyorum. Beni tatmin eder gibi geliyor ama bakalım. Uzun zamandır izliyoruz zaten. Bu dizi biterken ben üzülüyorum nedense. Aç bakalım. İnşallah açılır ama. Rick çıktı. Bunun adı neydi? Mişon. Mişon mu? Mişon olabilir. Rick çıktı mı? Ben anlamadım ki bu. Eskileri de gösteriyor ama. Hayallerim suya düştü. Yani uzun zamandır bu diziyi böyle biraz sindire sindire çok sevdiğimiz için hemen bitirmemeye çalışarak izliyorduk ama. Fazla izlemiştik. Yani hiç benim beklediğim gibi olmadı.
Yani benim de bekledim. Yani uzun zamandır her bölümde Rick'i bekledik. Sevdiğimiz bir karakterdi açıkçası. Rick geldi ama yani sadece öyle bir gösterdiler yani nereden geldi, nerede yani, şu anda, niçin gitti, niye kaçırdılar. Kapanışta yani ayıp olmasın da gösterilmiş gibi aynen. Oldu. Hani yaşıyormuş aslında, hep bir yerlerde varmış gibi. Evet. Zaten öyle olduğunu biliyorduk çünkü onu helikopterle kaçırmışlardı zaten de. Ama ben bir yerde bir bütünlük olacağını düşünüyordum. Hani kim niye kaçırdı, nereye gitti, nereye götürüldü. Ama yani evet. Hiç oralar olmadan bitti. Üzdü beni. Çünkü seviyorduk yani. Güzel bir final bekliyordum ben. Şimdi devam çocuktan dolayı ya. Biraz geç başladığımız için dizi filmlerimizi izlemeye bitiriyoruz sezonu. Yeni sezon geliyor anında. Neyse. Outlander'ı izleyelim. Outlander'dan da bir bölüm bitirdik şimdi. Yani genel olarak durağan bir dizi. Ama izletiyor mu izletiyor. Ama böyle yani çok durağan gidiyor. Böyle çok fazla bir aksiyon yok. Yani var ama yani böyle çok bir heyecanlandırmıyor. Ama izletiyor güzel yani. Seviyorum böyle o kıyafetleri, o ambiyansı vesaire. Onları seviyorum. Şimdi Walking Dead'i bitirdik. Outlander'ı izledik. Ondan sonra da artık yatarım. Yarın Mustafa bakacak çocuğa sabah. Güzel bir uyku çekerim şöyle. Düşüncesi bile yetiyor gerçekten. Bu arada az önce Instagram'da bir tane video izledim. Gazze ile ilgili birazcık ağladım, dayanamadım.